Kıymetli arkadaşlar, tekrar selamlar. Bu dersimizde Sitavi'nin ara yüzünü tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar, hızlı bir şekilde. Ee, hemen göstereyim. Öncelikle tüm bölümleri açayım ki oradan görmenizi sağlayayım. Arkadaşlar, şu kısım, şu kısımda e, kategorize çalışmamızı yapıyoruz. Sitavi'de farklı bir kategorileme var. Hem e, yani kaynakları kategorize edebiliyoruz, hem de aldığımız notları kategorize edebiliyoruz arkadaşlar. Bakın mesela ben size şunu göstereyim. Şurada ben mesela şu kaynağı okudum. Şurada pdf'lerini okudum. Okuduktan sonra notlar aldım. Bu notları bakın burada görüyorsunuz. Evet. Yani Bunlar hepsi not. Yani içine girdiğimiz zaman kitabı okurken ya da bir notu okurken ya da bir makaleyi okurken yazarın o paragraftan neler anlatmak istediğini ya da ben, benimle ilgisi olan kısımları kendime daha sonradan dikkat çekmek amacıyla böyle notlar alıyorum arkadaşlar. Daha, daha sonra da tekrar bu notlara yükleniyorum. Yüklendikten sonra bunları genişletebiliyorum. Bu not kısmı arkadaşlar dikkatinizi çekelim. Eserle ilgili olan notlar kısmı. Şu kısım daha çok mesela biz burada ne yapıyoruz? Kategorize oluyoruz. Evet. Şu anda bakın e, 392'ye yakın mesela şey var, not var arkadaşlar. Evet, notları gösterelim. Evet, şuradan. Şuradan bakın şunlar hepsi not. Şu an bilgisayarı almış olduğum yani programlara dahil etmiş olduğum notlarım. Bu da onları mesela kategorizesi arkadaşlar. Şu an 492 tane not almışım. 469'u an kategori. Yani ne demek? Yani hiçbir şekilde kategorize edilmemiş. Ben şimdi işin kısaca özetine gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Referans bölümüne geleyim. Yani programda programda arkadaşlar eee Farklı bölümler var. Kategorize bölüm var. Künye bölümü var. Ondan sonra da Künye'nin isminin yazıldığı yani Künye'sinin yazıldığı eserle ilgili her türlü bilginin kaydedilmesi gereken bir bölüm var. Burada mesela e, yani eserin kısa bilgisi mesela hemen bir esere dokunalım. Bakın eserin kısa bilgisi yani yazarı ondan sonra eserin türü ondan sonra eserin mesela bir ön görüntüsü, ismi ondan sonra hangi e, yani makaleler yani makalenin hangi dergide yayınlandığı, hangi sayfa aralığında olduğu, ondan sonra özetinin var olduğu, ondan sonra bakın e, hangi kategoriye kat, kategoride olduğu, şuradaki mesela kategoride olduğu, e, anahtar kelimelerin neler olduğunu, ondan sonra hangi grubun içerisinde yer aldığını, e, referans bölümünde ayrıntılı bir şekilde yine e, eserle ilgili referanslar girilmiş, referans girilmiş. Dikkat edin alt kısımda mesela eserin eğer bir pdf'si varsa o eklenmiş, o burada açılmış. E, content bölümü yani eserin mesela özeti varsa onun eklenmesi. Eserin e, içindekiler kısmının eklenmesi. Bakın Table of Contents bölümünün eklenmesi. Bazı yazarlar mesela ne yapıyor arkadaşlar? Bir kitap ellerine geçirdikleri zaman hemen kitabın mesela içindekiler kısmını da mesela eklemeye çalışıyorlar. Çünkü bu içindekiler kısmının içerisinde yer alan başlıklar da mesela program içinde yapacağı bir araştırmada karşısına çıkarsa e, kendisine büyük bir oranda mesela zaman kazandıracaklar arkadaşlar. Evaluation denen bir bölüm var burada. E, burada da mesela yazar ne yapıyor? Ele geçirdiği o mak kale ya da kitabı değerlendirirken düşüncelerini buraya yazıyor ve yıldızlama ölçeği içerisinde giriyor. Dikkat ederseniz buralar, daha buralarla ilgili mesela dersler yapacağım ama ben şimdi özet veriyorum. Kıntekst bölümü var yani kavram bölümü. Burada mesela eseri ele geçirdikten sonra künyesini yazdık yazdıktan sonra bakın mesela anahtar kelime üreterek mesela bir gruplama içerisine giriyoruz. Kategorize ederek yani buradaki bir e, klasör ağacının içerisinde mesela onu çekip eseri mesela şey yaptığımızda bakın mesela şimdi Orta Doğu'ya getirdim bıraktım. Orta Doğu'da 11 oldu. Bakın aynı şekilde burada da ne oldu? Eser Orta Doğu kategorisinin içerisinde de yer aldı arkadaşlar. Yani müthiş derecede bir gruplama yetisine sahip program. Yine mesela eğer bir grup yapıyorsak mesela eklediğimiz mesela diyelim ki bir Osmanlı tarihi grubu. Ondan sonra işte atıyorum e, misyonellik tarihi ile ilgili böyle bir gruplamalar falan yapıyorsak eser de bu gruplamalar içerisinde alabiliyoruz arkadaşlar. Bu da bizim mesela esere tekrar hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak. Eserle ilgili bakın mesela e, burada yani eser yazılırken hangi eserlerden yararlanarak yazıldı? Eğer o eserde sizin bu şeyinizde varsa yani künyeleriniz arasında varsa eserler arasında da ilişki kurabiliyorsunuz. Bu dikkat ederseniz Zotero programında da vardı arkadaşlar. Quotation bölümü mesela bu da eseri okurken almış olduğunuz notlar ondan sonra yorumlamalar işte eserin yani eserden elde ettiğimiz bu yorumlamalarla tezimizi, makalemizi yazıyoruz. Bunlarla ilgili mesela çalışmalar yapacağım arkadaşlar. dersleri yapacağım. Ee, Test yani eserle ilgili mesela kafanıza takılan bir takım sorular varsa yani eseri eklediniz fakat hemen okuyamadınız sonra okuyacağım. Ondan sonra bu eser araştırılacak. Örnek vermek gerekirse bakın burada işte önemli derecesi açısından mesela. Ee, burada eserle ilgili mesela şeyler, notlar alabiliyoruz. Ee, şu kısım ne kısım? Bu kısım da arkadaşlarıma söyleyeyim. PDF kısmı. Yani eserin bakın PDF'si var. PDF'si var ve bu PDF'yi okuyabiliyorum. PDF mesela böyle küçük bir alanda mı okunmalı? Hayır. Öncelikle söyleyeyim burada programın pencerelerinin değişebileceği bir butonlar var. Bakın mesela ne oldu? PDF alanı büyüdü arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet PDF alanı büyüdü. Büyüdükten sonra değiştirebiliyorum ya da tüm ile PDF'yi açabiliyorum ya da tüm ile eski alana gelebiliyorum. Ben şöyle yapayım. Evet bakın burada mesela üstte PDF'yi açtıktan sonra PDF'yi farklı bir programla açabiliriz. Yani sizde bir bilgisayarınızda Adobe Adobe Reader varsa o açar. Foxit Reader varsa o açar. Otomatikman burada mesela highlight yapabiliriz. Yani altını çizebiliriz. Bakın mesela çizdikten sonra eğer PDF'miz okunabiliyorsa mesela işte sarı rengi aldık. Bakın sarı renk oldu. Ondan sonra mesela tekrar seçtiğimizde mesela bununla ilgili bir not alalım dedim. Bakın bir not aldık görüyorsunuz. Zaten başlık hemen kendisi de geliyor. Görüyorsunuz. Buradan mesela notunuzu alabilirsiniz. Ya da şu tarafta. şunu anlatmaya çalışmışlar. Anahtar kelimeler, gruplamalar, onları kategorizler. Yani ne yapıyoruz? Hem küneyi kategorize edebiliyoruz. Hem de aynı şekilde ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Ee, aldığımız notu da kategorize edebiliyoruz. Bu, konuda hakkında, bu konu hakkında da ders işleyeceğim arkadaşlar. Hiç merakınız olmasın. Bakın mesela pdf'yi değiştirin. Ben bu notu nereden almışım? Tık hemen geliyor karşınıza. Böyle bir özellik de var. Tekrar geldik. Ee, evet. Ee, ikinci dersimizde de bu programın anlatımına devam edeceğim hangi dersimizde yani bundan sonraki derste e, tekrar programın ara yüzünü anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar e, dedik ki bu bölümde de arkadaşlar burada da ne yaptık burada da e, pdf'yi getirip ekleyebildik ve burada pdf'yi okuyabiliyoruz arkadaşlar okudukken buradan not alabiliyoruz yeni notlar açabiliyoruz notlar arasında sıralamalar yapacağız ondan sonra notların mesela göreceksiniz e, word programına nasıl intikal ettiğini göreceksiniz ee, ve intikal ederken zaten program otomatikman dipnotunu da meydana getiriyor, da meydana getiriyor. Siz hiç o taraflara dokunmuyorsunuz. Burada önemli olan nokta işte arkadaşlar burayı okumayı bilmek, buradan not çıkarmak, buraya eklemek. Evet. Ve künyeyi düzgün bir şekilde eklemek arkadaşlar. Yani e, son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu programı çalışan arkadaşlar, çalışmak isteyen arkadaşlar ekranı geniş bir bilgisayar elde etmesi lazım. Ekran geniş olmalı arkadaşlar. Yani enine geniş olmalı. Göreceksiniz programı tam efektif şekilde kullanacaksınız. Evet bu dersimizde de son veriyorum. Son vermeden önce neler öğrendik arkadaşlar? Programın arayüzüyle ile ilgili e, Celal olacak. konuşma yaptı. Özellikle kategori bölümüyle ilgili bilgi verdi. Sonrasında şu kısma ilgili bilgi verdi. Künye bölgesi ve Künye bölgesinin yani Künye'sinin elde edilen kaynağın e, ayrıntılı bilgilerin bu alana nasıl eklendiğini göstermeye çalıştı. Kısaca tabi kısaca altını çiziyorum. Sonra PDF bölümüyle ilgili bilgi vermeye çalıştık arkadaşlar. Bu konulara tekrar değineceğiz. Şu anda programın ara yüzünü tanıtmaya çalışıyorum. Ara yüzünü. Evet tekrar ikinci derste görüşmek üzere. Yani bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.